Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde vurulma konusuyla alakalı kısa bir hatırlatma yaptıktan sonra biraz sayısal örnek inceleyeceğiz. Vurulma dersinde arkadaşlar neler görmüştük? Kısaca birlikte hatırlamaya çalışalım. Vurulmanın nasıl bir etki olduğundan bahsetmiştik. İşte özellikle işte rüzgar türbinlerinde veya benzer yapılarda barajlarda olabilir. Dönme etkisini jeneratöre aktaran ara elemanlar vardı. Bunlar genelde vurulmaya maruz kalan elemanlardı. Vurulma elemanlarında meydana gelen kayma gerilmelerini birlikte inceledik arkadaşlar. Daha sonra vurulmayla, vurulma momentiyle meydana gelen dönme açısı arasındaki ilişkiyi elde ettik. Onu da formülle bakacak olursak şöyle ilerleyelim. Evet, TL bölü GJ formülüyle vurulmaya bağlı olarak meydana gelen dönme açısının bulunuşunu arkadaşlar gördük. Ayrıca vurulma momenti sebebiyle meydana gelen kayma gerilmesinde TC bölü J formülüyle arkadaşlar hesap ettik. Vurulma sebebiyle meydana gelen kayma gerilmesi şu şekilde görüleceği üzere hem kesit düzleminde hem de vurulma elemanının boyuna doğrultuda iki yönde de meydana geliyordu. Bunlardan bahsetmiştik. Şimdi sayısal problemlerde özellikle bu TC bölü J formülü ve az önce söylediğim dönme için TL bölü GJ formülü bunları kullanacağız. Statikçe belirsiz millerin durumunu incelemiştik. Sayısal örnekler çözdük. Daha sonra iletim şaflarının tasarımından bahsettik arkadaşlar. Bugün yine bunlarla alakalı sayısal örnekler çözeceğiz. Daha sonra ani kesit değişimine bağlı olarak meydana gelen gerilme artışını incelemiştik. Ortalama gerilmeye göre bir K kat sayısı K ile çarpımı kadar bir artış gösteriyordu maksimum gerilme. Bunlarla alakalı da bugün sayısal örnek inceleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra plastik deformasyonlardan bahsettik. Elastoplastik malzeme kabulüyle vurulma elemanlarının plastik davranışını anlamaya çalıştık. Kalıcı gerilmelerle alakalı sayısal örnek inceledik. Daha sonra son dersimizde dairesel olmayan elemanların vurulması durumunda meydana gelen kayma gerilmelerinin nasıl bulunacağını inceledik. Bu formüller tau max ve phi içi dolu kesit içinde. Eğer içi boşluklu bir kesitse, ince cidrarlı bir elemansa, bunun vurulması durumunda meydana gelen kayma gerilmesi için kayma akısı dediğim bir kavram kullanıyordum. Shear flow olarak burada ifade ettiğimiz kayma akısı veya kayma akışı iki türlü de söyleyebiliriz. Bu tip elemanlarda meydana gelen tau max'ı bulmak için önce kayma akışını bulup daha sonra
TOE'yu bulmak için kayma akışını T'ye bölüyorduk. Bu şekilde hesap ediyorduk. Bunlarla alakalı da arkadaşlar sayısal örnekler inceledik. Şimdi geçen dersimizde eksenel kuvvete maruz elemanlarda meydana gelen gerilmeleri daha iyi anlamak için sayısal örnekler incelemiştik. Bu dersimizde de burulma elemanları için sayısal örnekleri incelemeye devam edeceğiz. Evet, bu örneğe birlikte bakalım arkadaşlar. Bir mil elemanı var. Üzerinde çeşitli burulma etkileri var. Şekilden anlaşılacağı üzere elemanın belli bir kısmında içi boşluklu. Bakalım ne soruyor. Yatay mil AD, evet AD elemanı D noktasında ankastre mesleklidir. Tam olarak D noktasında tutulu vaziyette. Ötelemeler önlenmiş. Ve şekilde gösterilen torklara maruz kalmaktadır. Bu şekildeki 250 Nm ve 2000 Nm'lik burulma momentlerine maruz kalmaktadır. Milin CD kısmına 44 milimetre çapında bir delik açılmıştır. Evet, şekilden anlaşılıyor. Tüm şaft çelikten imal edilmiştir. Tek bir malzeme kullanılmış. Onun da kayma modülü 77 gigapascal. Buna göre A ucundaki dönme sayısını belirleyiniz. Dönme açısını pardon, belirleyiniz denmiş. Bu burulma momentleri sebebiyle ne kadar dönüyor, kaç radyan dönüyor onu birlikte bulalım arkadaşlar. Bu örnek statikçe belirli bir sistem için hazırlanmış. Yani statikçe belirsiz olan örneklerde hatırlarsanız olması gerekenden fazla tutuluydu. Burada öyle bir durum yok. Dolayısıyla hesaplaması çok daha basit ve uygunluk bağıntısı türetmeden rahatlıkla bu tip sayısal örnekleri çözebiliriz arkadaşlar. Evet, strateji denmiş. Nasıl bir strateji takip edeceğiz? Her şaft bölümü AB, BC ve CD 3 bölümden meydana geliyor. İçin torku belirlemek amacıyla serbest cisim diyagramını kullanın. Yani biz AB kısmında, BC kısmında ve CD kısmında ayrı ayrı sistemi keserek ve denge denklemlerini kullanarak o bölgelerde meydana gelen, o bu bölgeleri etkileyen burulma momentlerini arkadaşlar bulmaya çalışacağız. Daha sonra işte ardından A ucundaki dönme açısını belirlemek için denklem 3.16'yı kullanın demiş. Şimdi önce bölüm bölüm meydana gelen etki eden burulma momentini arkadaşlar incelemeye çalışalım. Önce AB arasından keselim. AB arasında kestiğimizde arkadaşlar şu şekilde gördüğümüz durum karşımıza çıkacaktır. 250 Nm bakın bu yöne dönüyor. Onu dengeleyici şekilde karşı yönde arkadaşlar ne olacak? Bir TAB'nin meydana gelmesi lazım. Buradan TAB'nin arkadaşlar x ekseni etrafındaki burulma momenti dengesinden 250 eşittir TAB olarak o da eşittir 200 TAB eşittir 250 Nm olarak buluruz. Demek ki AB arasında etki eden burulma momentinin şiddeti arkadaşlar
Bu arada da 250 Nm'yi eşit. Şimdi BC arasına geçelim. B kısmından kesit değişiminin olduğu kısımdan içi boşluklu kısmın başladığı bölgeye kadar olan 0,2 metre uzunluğundaki parçayı dikkate alalım. Burada B ile C arasında rastgele bir bölgeden kestiğimizde elde ettiğimiz iç kuvvet vurulma momenti cinsinden arkadaşlar ne olur? Buraya kadar o BC arasındaki noktaya kadar etki eden iç kuvvetler şöyle şekilde büyütecek olursak 250 artı 2000 ikisi de aynı yönde. 2250 arkadaşlar aynı yönde etki ediyor. TBC'nin bunlara zıt yönde, dengeleyici yönde ikisinin toplamı kadar olması gerekecektir. Dolayısıyla TBC'nin 2250 olduğunu arkadaşlar anlıyorum. Bu iç kuvvetlerin nasıl hesap edildiğini anlamakta zorluk çekiyorsanız statik bilgilerinizi arkadaşlar tekrar güncelleyin. Orada iç kuvvetlerin bulunması konusu detaylı olarak anlatılmış olması lazım. Peki, şimdi arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Hatırlarsanız bize A ucundaki dönme sorulmuştu. A ucundaki dönme arkadaşlar bu momentlere bağlı olarak gerçekleşecek. Benim dönme formülüm hatırlarsanız TL bölü GJ formülüyle hesap ediliyordu arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. TL bölü GJ. Burada her bir bölge için meydana gelen dönmeleri her bir bölge için AB, BC ve CD için TL bölü GJ'lerini bulup bölüm bölüm toplarsam A noktasında meydana gelen toplam dönmeyi bulmuş olurum. Zaten TL bölü GJ'de arkadaşlar ne var? T dediğim her bir bölgeye etki eden vurulma momenti. Zaten az önce bulduk. L her bir parçanın uzunluğu. Onu da biliyoruz arkadaşlar. 0,4 metre, 0,2 metre, 0,6 metre. Onlar da verilmiş. Bu arada tabii biz AB ile BC'den kestik. CD arasında etki eden değer de arkadaşlar BC ile aynı. Onun herhalde farkındasınız. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. CD arasından kesip sol taraftaki iç kuvveti düşünecek olursanız aynı buradaki gibi TCD de 2000 ile 250'nin toplamı kadar olacaktır. Veya buradaki Ankastre momenti arkadaşlar 2250 olacağını görüyorsunuz. Keserseniz soldaki parçaya bakarsanız sağdaki iç kuvvetin 2250 olması gerektiğini görürsünüz. İki şekilde de iç kuvvet bulunabilir. Dolayısıyla her bir bölgede etki eden T'yi bulduk. L'yi biliyoruz. Zaten tüm malzeme çelikten imal edilmiş. Hepsinde G ortak. O yüzden ortak bir parantez alabiliriz. Bir de J polar atalet momenti. Bunu da her bir bölgede kolaylıkla bulabiliriz. Çünkü çapları biliyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar PJ üzeri 4 bölü 2 idi polar atalet momenti dairesel kesit için. Bunu AB ve BC içi dolu kesitli olduğu için direkt yarıçap değerini yazarak kolaylıkla bulabiliyoruz. İçi boşluklu elemanlarda da dış çaptan boşluklu kısmın iç yarıçapını çıkartarak
Pi bölü 2 çarpı J2 üzeri 4. Burada J2 dış yarıçap. Eksi C1 üzeri 4 iç yarıçap. İkisinin farkından polar atalet momentini buluruz. Bunu arkadaşlar TL bölü GJ formülünde 1 bölü G parantezini alacak olursak ve az önce bulduğumuz yerleri yerine yazacak olursak radyan cinsinden 0,0403 radyan olarak buluruz arkadaşlar. Bunu eğer dereceye çevirmek istiyorsak 360 derece bölü 2 pi radyan değerine 360 derece bölü 2 pi radyana çarparsak az önce bulduğumuz radyan değerini derece cinsinden 2,31 derece olarak arkadaşlar buluruz. Evet, herhalde anlaşılmayan bir şey yok. Peki arkadaşlar, şimdi sıradaki sayısal örneği birlikte inceleyelim. Yine bir burulma elemanı. Herhalde iki farklı malzeme mi kullanılmış? Birlikte bakalım. Bir çelik şaft ve bir alüminyum boru enine kesitte gösterildiği gibi bir ucunda sert, rigid bir diske bağlıdır. Ve diğer ucunda ise ankastre olarak mesletlenmiştir. Evet, sağdaki uçta ankastre olarak mesletlenmiş, soldaki uçta rigid, eğilip bükülmeyen, deforme olmayan bir çelik bir rigid diske. Özür dilerim. Bunun malzemesi verilmemiş. Rigid bir diske bağlanmış. Bu ara burulmaya maruz kalan eleman da bir çelik şaft ve bir alüminyum boru olmak üzere iki farklı malzeme arkadaşlar kullanılmış. Evet. Herhalde içindeki çelik şaft, dışındaki de alüminyum boru öyle görünüyor. Başlangıç durumda gerilmeler sıfırdır. İzin verilen gerilmeler çelik şafta 120 megapaskal ve alüminyum tüpte 70 megapaskal olduğuna göre. Tabii farklı malzemeler olduğu için malzeme dayanımları da birbirinden farklı. Çelikte 120 megapaskal, alüminyumda 70 megapaskal dayanım verilmiş. Diske uygulanabilecek maksimum torku belirleyiniz. Yani bu elemanın burulmaya maruz bıraktığımızda arkadaşlar taşıyabileceği maksimum burulma momenti nedir? Bunun hesabı isteniyor. Çelik ve alüminyum içinde arkadaşlar kayma modülleri verilmiş. Evet, burulma momentini arkadaşlar bu iki malzeme birlikte direnç gösteriyor. Dolayısıyla belli oranlarda bu burulma momentini paylaşacaklar. Daha sonra hangisinin ne kadar yük aldığını birlikte bulmaya çalışacağız. Evet, şimdi strateji kısmını okuyalım. Uygulanan yükü her iki elemanın mil ve tüp, mil dediği kısım içi dolu olan 50 milimetre çapındaki eleman, içi boşluklu elemanı da tüp deniyor. Birlikte direnç gösterdiğini biliyoruz. Ancak her birinin ne kadar taşıdığını bilmiyoruz. Her birinin ne kadar burulma moment taşıdığını bilmiyoruz. Bu nedenle deformasyonlara bakmamız gerekiyor. Hem şaftın hem de borunun sert diske bağlı olduğunu ve bu nedenle dönme açısının her bir eleman için aynı olduğunu da biliyoruz. Tabii bu elemanlar bu
İki malzemeden imal edilmiş burulma elemanı burulmaya maruz kaldığında ikisi de ucundan aynı malzemeye bağlandığı için aynı dönme açısını yapmak zorundalar. Buradan böyle bir uygunluk bağıntısından hareketle biraz sonra problemi çözeceğiz. Her bir elemanın taşıdığı torkun miktarını öğrendikten sonra hangisinin daha kritik olduğunu belirlemek için her biri için izin verilen malzeme dayanımını kullanabiliriz. Evet. Kritik elemana göre sistemin taşıyacağı maksimum torku belirleriz. Arkadaşlar burada neyi biliyoruz? Bir kere dışarıdan uygulayacağımız vurulma momentine biz T0 dersek bu T0'ı bir kere çelik ve alüminyum arkadaşlar birlikte karşılayacak. Dolayısıyla çeliğin ve alüminyumun taşıyacağı momentleri ayrı ayrı T1 ve T2 dersek T0, T1 artı T2. Bunu zaten görüyoruz. T0 uyguladığımızda her ikisi de bu momente direnecektir. Dolayısıyla T0 eşittir. T1 artı T2 olarak denge denklemimizi yazabiliriz. Biz şu an iki tane bilinmeyenimiz var. T1'i de bilmiyoruz, T2'yi de bilmiyoruz. Dolayısıyla bir uygunluk bağıntısı daha bizim türetmemiz gerekiyor. İki adet bilinmeyenimiz var. Bilinmeyenleri bulmak için bir adet uygunluk bağıntısı türetmemiz gerekiyor. Bunu da az önce ne demiştik? Vurulma momenti sebebiyle alüminyum ve çeliğin aynı açıyı yapması gerekiyor. Peki açı formülü neydi? Daha doğrusu dönme açısını nasıl elde ediyorduk? Fi eşittir TL bölü GJ. Her ikisi için de TL bölü GJ'ler karşılıklı olarak birbirine eşit olması gerekecek. Şimdi bakalım. Mil ve tüp için dönme açısının aynı olduğunu biliyoruz. Buna göre TL bölü GJ'yi her iki eleman için ayrı ayrı hesap edip birbirine eşitleriz. T1 içindeki çelik için herhalde yazılmış. T1 çarpı L1 zaten her ikisinin de uzunluğu 0,5 metre. Pardon, bu alüminyum için yazılmış arkadaşlar. Kayma modülü çünkü 27 gigapascal. T1 çarpı 0,5 metre bölü J1 çarpı G1. Polar atalet momenti arkadaşlar 2,003 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 27 gigapascal. Evet. Diğeri de arkadaşlar çelik içinde T2 çarpı 0,5 yine uzunluk bölü polar atalet momenti 0,614 çarpı 10 üzeri eksi 6 metre üzeri 4 çarpı 77 gigapascal. Her ikisinde kesit çapları, kalınlıkları verilmiş arkadaşlar. Bu şekilde T2 ile T1 arasındaki ilişki elde edilmiş. Biz aynı zamanda T1 ile T2'nin toplamını arkadaşlar T0 olarak bulmuştuk. Şimdi bizden ne isteniyordu? Malzemelerin, her bir malzemenin ayrı ayrı dayanımı verilmişti. Buna göre sistem ne kadar burulma momenti taşır? Bunu bulmamız gerekiyor. Şimdi bunu nasıl buluruz arkadaşlar? Mesela alüminyum üzerinden gidecek olursak, biraz sonra soruda göreceğiz. Bir tane malzemeyi seçiyoruz. Ya çelik veya alüminyum.
Alüminyumun maksimum kapasiteye göre zorlanması durumunda çelikte meydana gelen gerilmeye bakacağız. Eğer limitin üzerinde bir gerilme çıkmışsa çelikte, o zaman alüminyumun maksimum kapasiteye ulaşana kadar sistemin burulma momenti taşımadığı anlamına gelir. Bu sefer tam tersinden bakacağız. Bu sefer diğer malzeme tam kapasiteye ulaştığında öteki malzemenin gerilmesini kıyas edeceğiz. Biraz sonra daha iyi anlaşılacak. Bu şekilde sistemin ne kadar burulma momenti taşıdığını anlayacağız. Bakalım. Evet. Hangi parçanın izin verilen gerilmeye daha önce ulaştığını belirlememiz gerekiyor. Rastgele yaptığımız bir kabulle alüminyum olan elemanın, evet burada alüminyum üzerinden gitmiş, 70 megapaskal gerilmeye ulaştığını kabul edelim. Şimdi hatırlarsanız burulma momentiyle kayma gerilmesi arasındaki formül buydu. Tau eşittir T çarpı C bölü J idi hatırlarsanız. Burada T'yi çekmiş. Yani alüminyumun taşıdığı burulma momentine T1 diyecek olursak bu ne olabilir en fazla? Onu bir anlamaya çalışalım. Alüminyumun kayma mukavemeti 70 megapaskaldı. Kesitin polar atalet momenti belli. Çap belli. Bunlar soruda verilmiş arkadaşlar. Şurada bakın. Görüyorsunuz. Her biri altta verilmiş. Bunu yazdığımızda T1 arkadaşlar 3690 Nm olarak bulunur. Biz T1 ile T2 arasındaki oranı da biliyoruz. O zaman T2'nin de 0.874 T1, onun da 3000 225 Nm olduğunu biliyoruz. Şimdi bakalım bu 3225 Nm'de çelikte meydana gelen gerilme ne olacak? Hatırlarsanız çeliğin mukavemeti 120 megapaskal olarak verilmişti. Eğer şimdi hesap edeceğimiz, elde edeceğimiz gerilme 120'den büyükse problem var. Demek ki bu kadar T1'i 3690'a kadar yükleyemeyiz anlamına geliyor. Çünkü diğer malzeme çelik bu sefer zarar görecek. Plastik deformasyona uğrayacak. Evet, buradan T eşittir. To çelik eşittir. T çarpı C bölü J'den çelikte meydana gelen kayma gerilmesi e, 3225 Nm'ye dikkate alacak olursak 120 megapaskal üzerine çıktı. Demek ki bizim bu kabulümüz doğru olmadı arkadaşlar. Bu değer 120'den küçük bir değer olsa alüminyum üzerinden yaptığımız kapasite kabulü doğru anlamına geliyordu. Şimdi ne yapacağız o zaman? Hesaba T2 üzerinden başlayacağız. Yani çeliğin kapasitesi üzerinden diğer kapasiteyi bulmaya çalışacağız. Çelikte bulduğumuz gerilme 131.3 megapaskal. 120 megapaskaldan büyük olması sebebiyle sistemde kritik malzemenin çelik olduğunu anlıyoruz. Çeliğin kapasitesine göre sistem kapasitesi T0 yani T1 ile T2'nin toplamı belirlenecektir. Evet, şimdi aynı hesabı tekrar çelik üzerinden yapacak olursak T2'yi hesap edelim. T2 maksimum ne olabilir? 120 çarpı çeliğin mukavemeti çarpı çelik elemanın polar atalet momenti bölü J2 2950 Nm. T2'yi biliyorum. T1 ile T2 arasındaki oranı biliyorum. Buradan T1'i bu sefer 3375 olarak bulurum. Az önce 3690 olarak kabul etmiştim. Bakın bu daha küçük bir değer. Şimdi bunun üzerinden
Arkadaşlar, artık eğer bakacak olursanız alüminyumda meydana gelen gerilme 70'in kesinlikle altında olmak zorunda. Dolayısıyla toplam taşıyabileceği vurulma momenti T1 ile T2'nin toplamına eşit. O da eşittir 6.325 kilonewton metre arkadaşlar. Evet, şimdi ani kesit değişimi durumunda ortalama kayma gerilmeleri artış gösteriyor. Bir tau max oluşuyordu. İstiyorsanız şöyle ilgili sayfalara bakalım. Şu an 40. sayfadayız. Kaçıncı sayfalarda gördük bunları? Evet, burada görmüştük. Demiştik ki burulma elemanında ani kesit değişikliği olduğu durumlarda arkadaşlar bakın şuradaki kesit değişiminin olduğu yerdeki R yarıçapı böyle küçük de küçük çap bir de büyük D ile küçük D'nin oranına bağlı olarak biz bir K değerini hesap ediyorduk. Burada meydana gelen bu kesit değişimlerinde bu geometriye bağlı olarak meydana gelen kayma gerilmeleri K katına çıkıyordu. Bu K kat sayısını bu grafikler yardımıyla buluyorduk. Şimdi bunlarla alakalı bir sayısal örnek inceleyelim arkadaşlar. Bu sayısal örneklerin hepsi kitabınızda arkadaşlar var. Oradan da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Evet, şimdi örneği birlikte inceleyelim. Gösterilen kademeli şaft türbinden bir jeneratöre gücü iletirken 900 RPM'de dönecektir. Ne demek bu? Rotation per minute yani dakikadaki dönme sayısı. Yani bir jeneratöre bağlı olan bir vurulma elemanından bahsediyoruz. Ve bu vurulma elemanının dakikada 900 tur kendi eksen etrafında dönmesi gerekiyor. Hatırlarsanız bu güç konusunda da bunları görmüştük. Yine oraya da bakalım. Hangi sayfalardaydı? Daha önceydi. Evet, burada. Motorlarda güç hesaplanırken burulma momenti torku ile açısal hız çarpılır demiştik. Açısal hız genellikle omega sembolü ile gösterilir. Burada arkadaşlar tüm bilgiler var. Hatırlarsanız P eşittir T çarpı omega. Buradan omega'yı da 2 pi f olarak açıyorduk. F frekanstı. Şimdi bu formülleri arkadaşlar kullanarak sayısal örneğimizi inceleyeceğiz.
Türbinden bir jeneratör gücü iletirken 900 RPM'de dönecektir. Dolayısıyla bizim bunu biraz sonra bu dakikadaki dönme sayısı saniyedeki dönme sayısına çevirmemiz gerekecek. Tasarımda belirtilen çelik kalitesi 8 KSI izin verilen kayma gerilmesi mukavemetine sahiptir. Yani kayma gerilmesi maksimum 8 kips bölü inç kare olabiliyor. Tonun maksimum alacağı değer de burada verilmiş. Evet, bizden şimdi ne soruluyor? Gösterilen ön tasarım geometrisine göre iletilebilecek maksimum gücü belirleyin. Ön tasarım geometrisi bunlar verilmiş. Bu geometriye göre sistem arkadaşlar sisteme verilecek maksimum gücü soruyor. Peki B şıkkında da eğer son tasarımda köşe yarıçapı R evet 15 bölü 16 inç olarak değiştirilirse buradaki kısım hatırlarsanız K kat sayısının bulunmasında etkendi. İletilebilecek gücün ön tasarıma göre yüzdelik değişimini bulunuz. Evet, yüzde kaç artıyor veya azalıyor onu bulacağız. Evet arkadaşlar, elemanın geometrisi belli. Burada ortalama gerilmenin, bu kesit değişiminin olduğu kısımda kaç katına çıktığı bunu belirlememiz gerekiyor. Bunu da K kat sayısı ile ifade ediyordum. Şimdi kesitteki bu ani değişimden dolayı to kayma gerilmesi K katına çıkacaktı. Ve bu K katına çıktığındaki değer en fazla arkadaşlar ne olabilir? 8 KSI olabilir. Buna göre sistemi taşıyacağı gücü belirlememiz gerekiyor. Peki, şimdi büyük D ile küçük D arasındaki oranı arkadaşlar 2 olarak bulmuşuz. Küçük R, buradaki 9 bölü 16 inçlik bu radius dediğimiz kısım, onun küçük yarıçapı oranı onu da arkadaşlar 0,15 olarak bulmuşuz. Bu iki değeri kullanarak daha önce gösterdiğimiz o grafikte K kat sayısını 1,33 olarak buluyoruz arkadaşlar. Demek ki bu kesit değişimi sebebiyle benim kayma gerilmem ne olacak? 1,33 katına çıkacak. Peki bu 1,33 katına çıkması durumunda sistemin ne kadar vurulma momenti taşıdığını benim bilmem gerekiyor. Dolayısıyla tau max eşittir K çarpı TC bölü J. Benim buradan neyi çekmem gerekiyor arkadaşlar? Vurulma momentini. Çünkü sistemin bu şekilde ne kadar vurulma momenti taşıdığını bilmem gerekiyor. Buradan T'yi çektiğimde J çarpı tau max bölü C çarpı K ifadesini elde ediyorum. Bunları zaten bulabilirim. Tau max arkadaşlar neydi? 8 KSI'ydi. Bakın şurada yazılmış. K neydi arkadaşlar? 1,33. Burayı biliyorum. J bölü C oranını da biliyorum. J hatırlarsanız PC üzeri 4 bölü 2 idi. Bunu da C'ye böldüğümde C'ler sadeleşir. Pi c küp bölü 2 kalır. Bunun da değeri belli. Buradan sistemin taşıyacağı maksimum vurulma momentini 62,3 kip inç olarak bulurum arkadaşlar. Sistemin ne kadar vurulma momenti taşıyabileceğini bulurum. Şimdi ne bulmam lazım? Benim jeneratöre ne kadar güç aktarabiliyorum bu şekilde? Yani elemanın taşıyacağı vurulma kapasitesi
belli. 62,3 kipinç. Ben bu kapasiteyle sisteme ne kadar güç aktarabilirim? Bunu nasıl hesap ederim arkadaşlar? Güç formülü eşittir 2PF omega'nın açılımı 2PF çarpı T burulma momenti. Burada F hatırlarsanız saniyede yaptığı dönmeydi. Bunun birimi de Hertz'ti. O zaman 900 RPM bu dakikadaki dönme sayısı. Ne yaparım arkadaşlar? Bunu 1 dakika 60 saniye olduğu için 60'a bölerim. Ve saniyedeki dönme sayısını arkadaşlar 15 Hertz olarak bulurum. Bunu denklemde yerine yazarım arkadaşlar. Ve sisteme aktarabileceğim, bu burulma elemanını sisteme aktarabileceğim maksimum gücü 5,87 çarpı 10 üzeri 6 inç pound bölü saniye olarak bulurum. Ben bunu horsepower dediğimiz işte beygir cinsinden ifade etmek istersek bir HP, bir beygirlik güç, o da eşittir 6600 pound inç bölü saniye. Şurada bir yanlışlık var. Şurada inç olması gerekiyor. Pound inç bölü saniye olarak arkadaşlar elde eder. Dolayısıyla ben az önce bulduğum inç pound bölü saniyeyi beygire çevirmek için arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Az önce bulduğum ifadeyi bir beygir bölü 6600 inç pound bölü saniye ile çarptığımda sisteme bu burulma elemanının aktarabileceği maksimum gücü 890 beygir olarak, horsepower olarak bulurum arkadaşlar. Az önce ne bulmuştuk? Evet. Bu geometriye sahip olması durumunda buraya kadar bulduğumuz şey ne? Yani bu R'nin 9 bölü 16 inç olması durumunda sisteme aktarabileceğimiz yükü bulduk. Peki B şıkkında ne diyor? R 15 bölü 16 olması durumunda. O zaman sisteme ne kadar güç aktarabiliyorum? Ve sisteme aktardığım güç yüzde kaç değişime uğrar? Bunu soruyor arkadaşlar. Ne değişecektir burada? R değiştiği zaman R'ye bağlı olarak elde edeceğim K katsayısı dolayısıyla sisteme aktarabileceğim burulma momenti arkadaşlar değişecektir. Nasıl etkilenecek? Şimdi onu anlamaya çalışalım. Bu sefer yeni geometrimiz arkadaşlar bu şekilde oldu. Evet. Büyük D bölü küçük D eşittir 2. Bu sefer R bölü küçük R bölü küçük D oranı değişti. Az önce bakın bu oran 0,15'ti ve K'yı 1,33 bulmuştuk. Şimdi bu oran küçük R bölü küçük D oranı 0,25 oldu ve K'yı 1,2 olarak bulduk. Yani 1,33'ten 1,2'ye düştü arkadaşlar. K değeri. Peki şimdi bu işten olumlu mu etkilenecek, olumsuz mu etkilenecek? Onu anlamaya çalışalım arkadaşlar. Burulma momenti formülünde yine Tmax, K, J, C bu değerleri yerine yazdığımızda sisteme aktarabileceği burulma momenti 69 kip inç olmuştu. Az önce arkadaşlar
62,3'tü. Bakın ne oldu? 69 oldu. Sisteme aktarabileceği güç olumlu yönde arttı. Bunun Brull-Moment cinsinden böyle güç cinsinden ifade edecek olursak 985 beygire çıktı. Az önce arkadaşlar 890 beygirdi. Demek ki burulma elemanlarındaki bu kesit değişimi ne kadar yumuşak olursa, bu ani değişim ne kadar azaltılabilirse, ki burada R ile biz onu yapmış olduk, kesit değişimini yumuşatmış olduk. O kadar benim elemanımın burulma kapasitesi arkadaşlar artacaktır. Bakın son güçten ilk gücü çıkartıp yine ilk güce böldüğümüz zaman %11'lik bir değişim söz konusu. Kapasite artışı söz konusu. Artı %11. Bu da önemli bir sonuç arkadaşlar. Kesit değişimleri çok ani, çok birbirinden farklı olması durumunda muazzam gerilme artışı meydana geliyor. Bu geçişi yumuşatma ile birlikte ne oldu arkadaşlar? Burulma elemanımın taşıyabileceği burulma momenti ve sisteme aktarabileceği güç artış gösterdi. Evet, şimdi dikdörtgen kesitli, içi dolu, dikdörtgen kesitli, kare kesitli ve kare kesitli, içi boşluklu burulma elemanlarının nasıl hesap edildiğiyle alakalı, burulma kapasitelerle alakalı bir soru. Birlikte inceleyelim. Emniyetli kayma gerilmesi 40 megapaskal olması durumunda, yani tau emniyet diyelim, 40 megapaskal malzemenin kayma gerilmesi maksimum 40 megapaskal taşıyabiliyor. Buna göre pirinçten imal edilmiş elemanlara uygulanabilecek en büyük torku belirleyiniz. Bunlar en fazla ne kadar burulma momenti taşır? Bunu soruyor arkadaşlar. Malzemenin emniyet gerilmesi verilmiş. İçi dolu olan birinci ve ikinci elemanların kesit alanı aynıdır. Yani 40 da 40'ı çarptığımızda 1600 milimetre kare yapar. Demek ki 25 ile 64'ü çarptığımızda 1600 milimetre kare yapıyor olması gerekir. İkisi de aynı kesit alanına sahipmiş. Birinci ve üçüncü elemanların da arkadaşlar çevresi aynı diyor. Evet, ikisi de 40'a 40 ama bunun içi boşluklu. Şimdi bu aşamada size bir soru sormak istiyorum. Lütfen kendi kendinize bir düşünün. Acaba bu üç elemandan hangisi sizce en fazla burulma momenti taşır? Yani mukavemet bilgilerinize girmeden veya hissetmeye çalışın. Acaba şimdi bir içi boşluklu bir eleman var, bir de içi dolu bir eleman var. Hangisinin taşıyacağı mesela burulma momentin daha fazla olması gerekir? Hani mantık neyi gerektirir? Sonuçta ne bulacağız? Birlikte bakalım. Aynı kesit alanına sahip. Biri kare, diğeri dikdörtgen. Yani T1, T2, T3 arkadaşlar. Bunların kıyasını birlikte inceleyelim. Evet. Şimdi önce T1'den başlamış.
Evet. Orbit square cross section. Evet, hatırlarsanız arkadaşlar, içi dolu olan elemanlarda, dikdörtgen veya kare elemanlarda maksimum kayma gerilmesini T bölü C1 AB kare formülüyle buluyorduk arkadaşlar. Biz burada neyi merak ediyoruz? Maksimum, şimdi tau max verilmiş 40 megapascal. Maksimum ne kadar burulma momenti bu eleman taşır? Onu anlamaya çalışacağız. Şimdi kesitte A ile B'nin aynı olduğunu, ikisinde de 0,40 metre olduğunu metre cinsinden yazılmış. Kabul edelim. Bu durumda A ile B eşit olduğunda arkadaşlar A bölü B eşittir 1. Burada C1'i ne olarak buluyoruz? Bakın şurada 0,208 olarak buluyoruz. 40 megapascal eşittir. T1 bölü 0,208 çarpı A çarpı B kare. Burada A ile B birbirine eşit olduğu için bir kenarın kübü olmuş oluyor. Burada sistem elemanın, içi dolu kare elemanın maksimum taşıyacağı burulma momentini 532 Newton metre olarak buluyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi bir de dikdörtgen kest için inceleyelim. Dikdörtgen kest için A bölü B oranı değişecek ve dolayısıyla C1 katsayısı değişecek. 25'e 64 milimdi. A bölü B oranı arkadaşlar 2,56 olarak tespit edilmiş. 2,56 2,5 ile 3 arasında bir değer. Demek ki 0,258'in az bir şey üstünde bir değer olması lazım. Bakalım ne çıkmış? 0,259 çıkmış. Şurada biraz büyütelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Buradan arkadaşlar yine A'yı, B'yi yerine koyduğumuzda bu sefer A ile B'yi direkt yazıyoruz. B'nin karesi. 40 megapascal da biliyoruz. Bakın T2 ne oldu arkadaşlar? 414 Newton metre. Yani az önce benim değerim neydi? 532 Newton metreydi. Karede taşıdığı burulma momenti kapasitesi arkadaşlar daha yüksek. Öyle değil mi? Dikdörtgende daha düşük arkadaşlar. Yani içi dolu kareyle aynı keste sahip içi dolu dikdörtgen elemanı incelediğimde T1'in taşıdığı burulma momenti kapasitesi arkadaşlar daha yüksektir. Peki şimdi içi dolu kare ile içi boşluklu kare. Burulma momentine maruz kaldığında burada 6 milimetrede et kalınlığı var. Hangisi daha çok taşır? De onu tespit edelim. İçi boşluklu elemanların burulma kapasitelerini hesap ederken kayma akısı dediğim bir kavramdan bahsediyordum. Hatırlarsanız bu et kalınlığının tam ortasından geçen hayali bir çizgi üzerinden bir alan hesabı yapıyordum. Kayma akısını veya kayma akışını oradan tespit edip daha sonra hangi noktadaki gerilmeyi bulmak istiyorsam kayma akışını o T kalınlığına oradaki kalınlığa bölerek orada meydana gelen gerilmeyi hesap ediyordum. Sayısal örnekleri, önceki çözümleri incelerseniz hatırlarsınız. Şimdi bakalım burada ne yapmış? Bakın o içi boşlukta elemanda yine kayma akışını hesap etmek için arkadaşlar
T bölü 2 ayrı hatırlarsanız formülü. Buradan A da şu çizgi kesik çizgiyle gösterilen kısmın alanıydı. Buradan kayma akışını bulup daha sonra burada her yerde aynı T'ye sahip. Bir de T'ye böldüğümüzde kayma gerilmesini buluyorduk. Buradan o alanı bulmuş arkadaşlar. Tau eşittir T bölü 2 T A. Burada şu gösterdiğim A değeri bu kesikli çizgiyle gösterilen et kalınlığının tam orta hizasından geçtiğini kabul ettiğimiz bölgenin alanı. Buradan T3 arkadaşlar 555 Newton metre çıkıyor. Bakın ilginç bir sonuç ortaya çıktı. T1 neydi? 532. 532. T3 ne? 555. Yani T3 555. T1 532. Yani içi boşluklu eleman bu şekilde. İçi dolu elemana göre daha fazla vurulma momenti taşıyor. Bu ilginç bir sonuç, öyle değil mi? Akılda kalıcı olması için bu noktayı da vurgulamak istedim. Umarım anlaşılmıştır. Üç üründe ayrı ayrı vurulma kapasitesini arkadaşlar ne yaptık? Hesap ettik. Burada ne diyor? Reflect and think comparing the capacity of the bar of solid square cross section with that of the tube with the same outer dimension demonstrates the ability of the tube to carry a larger torque. Evet. Yani içi boşluklu elemanların tork taşıma kabiliyetinin daha yüksek olduğundan arkadaşlar bahsediyor. Aslında sanki hani matematiksel olarak böyle bir hesaba girmesek hani ne olursa olsun içi dolu olan bir kısmı içi boşluklu bir malzemeyi vurmanıza göre sanki T1'in daha yüksek çıkması gerekiyormuş gibi bir algı oluşuyor. Öyle değil mi? Ama matematiksel olarak bunu hesap ettiğimizde bu formüllerle T3 daha yüksek bir değer veriyor. Tabii ki bu formüller deneysel çalışmalarla da doğruluğu kanıtlanmış olan formüller. Evet arkadaşlar, şimdi bu sayısal örnek aslında çok basit bir örnek ama güncel bir konu olduğu için bu örneği de çözerek dersimizi sonlandırmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi Akdeniz'de ve Karadeniz'de sondaj faaliyeti yürüten gemilerimiz var. Bu sayısal örneği görünce kitapta onlar aklıma geldi. İlginizi çekebileceğini düşündüm. O yüzden şimdi bu sayısal örneği de birlikte inceleyeceğiz. Evet, gururumuz Fatih sondaj gemisi doğal gaz rezervi için sondaj yapmaktadır. Evet, bu bizim Fatih sondaj gemimiz olsun. Ve A noktasında bulunmaktadır. Sondaj işleminin yapıldığı B noktasının A noktasından uzaklığı 1500 metredir. 1,5 kilometre derinlikte arkadaşlar, 1500 metre derinlikte sondaj faaliyeti yürütülüyor. 200 milimetre çapındaki içi boşluklu çelik boru delme işlemine başlamadan önce kendi ekseni etrafında iki tam tur dönmektedir. Yani bakın bu bana sanki birebir bir uygulama projesinden hareketle türetilmiş bir sayısal örnek gibi geldi.
Gerçekten çok güzel, ilginç bir soru. Yani sondaj borusunu sapladıktan sonra arkadaşlar, burada B noktasında sapladıktan sonra yukarıda tabii ne olacak? Kendi ekseni etrafında boruyu çeviriyoruz. Öyle değil mi? Delsin işte ucu matkap gibi zemine girsin diye. Burada diyor ki şimdi sondaj borusunun ucu saplandı B noktasında. Sapladınız. Yukarıdan gemiden bunu çevirmeye başladığınız anda kendi eksen etrafında elastik olarak uç noktasının sabit kaldığını düşünün. Boru uzunluğu boyunca kendi eksen etrafında dönüyor. Tabii çok mesafe fazla olduğu için ne kadar dönüyormuş? İki tam tur dönmekte. Yani elastik olarak boru kendi ekseni etrafında burada saplandıktan sonra güç aktarmaya başlayana kadar elastik olarak arkadaşlar iki tam tur dönmekte. Umarım gözünüzde canlandırmışsınızdır. Vurulma sebebiyle sondaj borusunda meydana gelen kayma gerilmesini bulunuz. Yani siz 1500 metre uzunluğunda özetle bir çelik boruyu iki tam tur kendi ekseni etrafında çevirdiğinizde malzemede ne kadar kayma gerilmesi meydana gelir? Bunu hesap edeceğiz arkadaşlar. Uygulanan dönmeye bağlı olarak meydana gelen kayma gerilmesini veren bir denklem türetmemiz gerekiyor. Zaten böyle bir denklemimiz vardı. Fi dönme açısı bu verilmiş işte bu iki, kendi ekseni etrafında iki tur diyor. Yani dolayısıyla 360 720 derece. Öyle değil mi arkadaşlar? 720 derece dönecek. Tabii bunu radyan cinsinden ifade etmemiz lazım. Bu denklemler çünkü bize TL bölü GC radyanı verir. Dolayısıyla fi'yi biliyoruz. Çubuğun uzunluğu belli arkadaşlar. Tüm şey belli. Kes özellikleri belli. Buradan arkadaşlar şu denklemi kayma gerilmesi cinsinden ifade etmemiz lazım. Bu denklemi bir elden geçireceğiz. Burada onu ifade etmeye çalıştım. Bir elden geçirmemiz gerekiyor. Şimdi bu fi eşittir TL bölü GJ'de şey yok. Kayma gerilmesi yok. Dolayısıyla dönmeye bağlı olarak meydana gelen kayma gerilmesini burada bulamayız. Peki bu denklemi nasıl elden geçireceğiz? Bakın şöyle yapalım. Burada bizim bir de şöyle bir denklemimiz var. Tau eşittir T çarpı C bölü J. Burada ben şu T vurulma momentini fiili cinsten elde edip denklemde yerine koyarsam ne olur? Yani benim şu T'yi fiil cinsinden elde etmem gerekiyor. Onu nasıl yaparım? Burada T'yi yalnız bırakırsam T'yi GJ çarpı Fi bölü L olarak elde ederim. Bu ifadeyi de aşağıdaki denklemde yerine koyarsam Tau eşittir. T neydi? GJ Fi bölü L çarpı C bölü J olduğunda arkadaşlar denklem J'ler sadeleşir. G çarpı Fi çarpı C bölü L olarak elde ederim. Dolayısıyla ben fi dönme açısına bağlı olarak elemanda meydana gelen kayma gerilmesini veren bir denklem türetmiş oldum arkadaşlar. Peki fi neydi? 720 derece dedik değil mi arkadaşlar? Bunu radyan cinsinden ifade edecek olursak 2 pi radyan. Bir tur 2 pi radyan. Yani 360 derecemiz 2 pi radyan. İki tur döndüğüne göre 4 pi radyan. Bunu arkadaşlar pi'yi yerine yazdığımızda
12.566 radyan olarak elde ediyoruz. Dolayısıyla G çarpı Fi çarpı C bölü L'den G'miz 77.2 gigapascal. Kayma gerilmesi. Fi 12.566 radyan. C de borunun yarıçapı bölü L de borunun uzunluğu. Burada boruda meydana gelen maksimum kayma gerilmesinin 64.7 megapascal olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Çeliğin de mesela kayma mukavemeti işte 150 megapascal olsa, genelde emniyetli mukavemeti 150 mukavemet 150 megapascal gibi kabul edilebilir. Daha yüksek kalitede çelikler de var tabii. 150'den küçük olduğu için bu şekilde sondaj borusunun emniyetli bir değer aldığını, meydana gelen kayma gerilmesini ifade ediyorum. 150'den küçük olması sebebiyle malzeme plastik deformasyon göstermediğini, elastik limitler içinde kaldığını anlarız. Evet arkadaşlar, bu örnekle de konuyu noktalıyoruz. Vurulma konusunda çalışırken arkadaşlar, önceki derste de ifade ettiğim gibi daha çok şu ilk kısımlardaki bu temel kavramlara, yani bu TL bölü GJ, işte TO eşittir T çarpı C bölü J, bu denklemler üzerinden hareketle elastik malzemenin elastik davranışıyla çözdüğümüz soruları daha ağırlıklı olarak incelemenizi tavsiye ederim. Yani şu plastik deformasyonlar konusunu tabii bu konuyu da çalışın ama diğer kısımlara daha fazla ağırlık gösterin arkadaşlar. Bu elastoplastik malzemelerle alakalı yaptığımız sayısal örnekler veya artık gerilmelerle alakalı kısımlar benim için ilk o elastik davranış kısımları kadar önemli değil. Temel kavramlar, elastik davranışı sınavda daha çok sorgulamayı tercih ediyorum. Sonraki dersimizde arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın.